Herkese selamlar. Geçen hafta yapılan Galatasaray Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmayla en çok izlenen ve yaptığı konuşma hakkında yorum yapılan Ömer abimle sadece futbol konuşmak için bir pazar günü karşınızdayız. Günaydın Ömer Ya abi. Çok zor bir maç olmasını bekliyorduk. Ben en azından öyle bekliyordum. Beklediğim güçlükte geçmedi. Çok değerli bir 3 puan ve topu sana veriyorum. şimdi sezonda belli görüntüler oluyor. Sezon sonunda onu ön plana çıkarıyoruz. Diyoruz ki ya bu görüntüler hakikaten sezona damga vurdu. Dün maç sonu görüntüler, işte Mertens'in, Kerem Demirbay'ın, Sanchez'in çocuklarıyla Muslera'nın. üst girmeleri bence sezonun görüntüsü. Bundan sonra çok daha güzel şeyler de olabilir. Ama o kadar mutlu oldum ki o görüntüleri izleyince, bir de kendime kızdım. Nedeni de şu, ben her maç sonu futbolcular soyunma odasına dönene kadar beklerim. Ama dün Nil'i maça götürdüm. Daha önce lojaya götürmüştüm. Orası sosyetik tabii, ısınma. Ondan sonra yeme, içme, rahat rahat maç seyretme. Dün 416'ya götürdüm. Orada üşüdü. Üşüdüğü için işte her şeyi taktık. Kaşkolunu, işte beresini falan, ama yine de üşüdü yani. Çocuk 2,5 saat vakit geçirdi orada. Dede götür beni dedi. Peki dedim. Kendime kızdım. O görüntüleri göremedim. Ama döndükten sonra işte 416 notlarını yazdıktan sonra akşam işte nasıl geçiyor diye maç sonu insanların kafasında, ona baktığım zaman o görüntüleri izledim. Olağanüstü görüntüler. Bazı şahane görüntüler, ortadaki bütün kötülükleri, bütün pislikleri, bütün olumsuzlukları ortadan siliyor. Bu öyle bir görüntü benim için. Onu söylemek istedim. Bir. İkincisi, hep yazıyorum ama sen de burada programda ısrarla Özür dilerim. söylüyorsun. Muslera'nın 3 tane bebesi de Aa, birbirlerinden. Muslera da, pardon, Muslera da var ya. Doğru, Muslera'yı Onlar nasıl unuttum? En çok katkı yapan Muslera. Çok da olduğu için unuttum. Tamam, Muslera da var. Doğru söylüyorsun. Ve hepsi babalarının formalarıyla. Bir de maçta fark etmemiştim. Hatta şey diye konuştuk. Kerem'in galiba ayağı takıldı o Dubois pozisyonda diye. Ama geldim gördüm ki net kırmızı kart. Ve artık dayanamıyorum. Yani Kerem'den vazgeçtim. Kulüp yetkililerine çağrıda bulunuyorum. abi bravo. Krampon haricinde. Krampon serbesttir. Pembe giyer, gökkuşağı renginde giyer, siyah giyer, beyaz giyer. Ondan sonra işte uzunlu giyer, kısasını giyer, altındaki çivi sayısı ya da işte o çıkıntı sayısı farklı giyer, ona karışamaz. Tek şahsi şey, unsur futbolda, futbolcu açısından sahaya çıkarken krampondur. Ona kimse karışamaz. İşte reklam anlaşması yapar, o hak futbolcunundur. Ama onun dışındaki bütün aparatlar, bütün kıyafetler takımın, kulübün, teknik direktörün, teknik heyetin yetkisindedir. Arkadaş, bunları giyeceksiniz de derler. Bu Bu kadar. formayı giyeceksiniz. Hayır, ben bugün parçalı giymeyeceğim, kırmızı giyeceğim diyemez futbolcu. Ya da şortum beyaz ama ben kırmızı giymek istiyorum. Takımın şortu beyaz ama diyemez. Bundan sonra Galatasaray yönetimine rica ediyorum. Başkandan başlamak üzere. Bu çok önemli bir konu. Tekmeliklerin Galatasaray'ca standart hale getirilmesi ve bütün futbolculara o tekmeliklerin giydirilmesi Altyapıdan lazım. başlayarak. Altyapıdan Her başlayarak. yerde. Bu kadar. Her Çok yerde. çok az. Dubois'un pozisyonu hafif yandan. Bak, önden olsa kırılır. Ve tekmelik kısa kalıyor orada. Çok dikkatli baktım fotoğrafa. Normal tekmelik olsa hiçbir şey olmaz. Önden bile gelse. Ama o kısa tekmeliyle Kerem'in ayağı kırılır. En son artık söylemek istemiyordum. Soner Tolungüç çok üzülüyor. Biliyorum bu konu gündeme geldiği için, ama çarpıcılığı ortaya çıksın diye bugün tweet attım. Dedim ki yeni bir Okan Buruk, Soner Tolungüç vakası yaşatmayın bize dedim.
Harikasın. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sesleniyorum. Herkesten vazgeçtim. Kerem'e söylemekten vazgeçtim. Herhalde 20 kere söylemişizdir ikimiz bu programlarda. Onun için Dursun Özbek'in bu konuya el atması ve Kerem'in tekmeliklerini giydirmesi lazım. Çok rica ediyorum. Kendisine saygısı olan futbolcu da zaten bu uyarıları dinlemeden takar o tekmeli. Ben de Kerem'le ilgili şöyle bir şey okudum, ona çok üzüldüm. Bütün maçı anlatacağız sayın seyirciler, kusura bakmayın ama yeri gelmişken söylüyorum. Kerem bir çocuğa sen de mi beni sevmiyorsun diye sormuş diye bir haber okudum bir yerde. Daha ne kadar sevsin Galatasaray taraftar seni kardeşim. Yani o tribündeki insanlarla sınırlı değil Galatasaray taraftarı. Ayrıca bu maçta da iyi performans göstermemene rağmen herkes sahip çıktı diye yazmış Ömer abi. Nasıldı atmosfer Kerem çıkarken? Çok büyük tezahürat yapıldı. Yani Kerem gol attığı maçlarda bile bu kadar tezahüratla karşılaşmamış olabilir. Yani biraz abartarak söylüyorum ama çok sahip çıktı Galatasaray taraftarı. O bakımdan Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Kerem'in tekil örneklerden değil de genel Galatasaray kamuoyu açısından bakması lazım kendisine yönelik tavra. Galatasaray taraftarı Kerem'i seviyor. Burada hiçbir tartışma yok. Ve naçizane şimdi divan konuşmama atıfta bulundun. Çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Açık söyleyeyim. Bazı konuşmalarımın aşılamayacağını düşünüyordum ben kamuoyuna etki açısından. Bu konuşmam beni yanılttı. Daha önce yaptığım çok önemli, bence çok önemli konuşmaları aştı. Verdikleri destek için Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Şimdi naçizane anonsuyu dile getirdim divan kurulunda ve devre arasındaki ses terörünü, işkenceyi dile getirdim. Not aldılar. Görüyorum ben arada bakıyorum konuşurken etkim nedir diye hem başkan hem stadyumdan sorumlu yöneticimiz Borat Bahçetepe not aldı. Sonra bir işte kahve içmeye çıktığımda divan konuşması sırasında Bora Bey'le bir araya geldik. Ömer abi hepsini not aldım dedi. Dediklerini gündeme getireceğiz. Ve bak Kerem'in yuhalanmamasında anonsunun çok büyük payı var. Başta neden bu girizgahı yaptı? Anonsuyu değiştirdiler. Bak çok önemli bir şey yapıyor. Belki insanların dikkatinden çıktı, kaçtı. Oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu ya da oyuncumuz Nelson alkışlarla sahadan çıkıyor diyor. Olağanüstü bir şey bu. Orada insanları protestosu varsa bile ön alıp onu kesiyor. Tebrik ediyorum arkadaşı. Adını öğrenemedim. Öğrenince ismen teşekkür edeceğim. Çok dikkat ediyor. Bütün oyuncular çıkarken işte oyuncumuz Anlaşıldı. Hakan Çok Can takılmayalım. alkışlarla Hayırlı. sahadan çıkıyor diyor. Çıkan Hayırlı. oyuncumuz alkışlarla. Neyse onu bir tam öğrenip söylerim. Ama o Dönüştürdüğün kadar için önemli ki anonsunun payı. Bak Kerem'e tebrik ederim. yapılan Maçta kalalım. Maça dönelim artık. tamam. Dönüştürmek Maç. için tebrik ediyorum. Kutluyorum. Galatasaray taraftarı da kutluyordur. Maça dönüyoruz. Şimdi Barış Alper diye bir fenomen var artık. Evet. Geçen hafta attığı gol ince goldü. İncecilik golüydü. Dün attığı gol birinci sınıf yıkılmayan çekilmesine rağmen, itilmesine rağmen ve ters ayağıyla attı yine sol ayağıyla olağanüstü bir vuruş yaptı. Barış Alper artık Türkiye'nin en güçlü futbolcusunun olmasının ötesinde bence Avrupa'da defans oyuncuları dahil en güçlü 5 oyuncunun arasında girer. Olağanüstü bir futbolcuya dönüştü. Gurur duyuyorum. Çok Ve sen puanlı. söyle, ben söylemeyeyim. Barış Alper'deki santrfor potansiyelinin hep altını çiziyorsun. Sen Sen söyle. söylüyorsun. Barış Alper Sen olağanüstü bir oyuncu oldu artık. söylüyorsun. Olacak Para iş. yetmez Barış Alper'i satın almaya. Yani önemli olan şu, ben maçtan sonra yaptığı açıklamaları okudum. Demiş ki benim ekibim var. Her maç analiz yapıyoruz. Hocalarımı dinliyorum. Ona göre her maçta yeni bir şey daha iyi yapmaya çalışıyorum. Ekibim var diyen oyuncuya ben şapka çıkartıyorum. Ama ekibi böyle milletin gözüne sokmak için söylemeyen, ondan faydalanmak için ekip tutan adamlara, ya benim de ekibim var demek için değil.
katkı sağlayacağı profesyonellerle çalışan adam akıllı adamdır. Gücü varken. Aferin sana. Lima'yı çarşıya Bir gönder. şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Ben cümlemi tamamlayayım. Normalde Barış'la ilgili söyleyeyim, bırakayım. Barış o kadar güçlü olmasa orada kendini ya yere bırakır ya bir şey yapar ya mücadeleden vazgeçer. Yapmadı. O bakımdan Barış'ı tebrik ediyorum. Valla maç sonu son 8-9 dakika tükenmiş haldeydi. Okan Buruk'un onu değiştirmesi gerekirdi. Ben arkadaşıyla problemi yaşayabilir diye düşündüm ama maç bittiğinde kendisini çimlere bırakışını seyretsinler. Tüm futbolcular bir meslektaşları elinden gelenin tamamını, vücudundan gelenin tamamını sahada bırakmış demektir o. Şahane bir gol ve skor 2-0 iken Mertens'e bıraktığı bir top var. Kendisi de vurabilirdi. Mertens vurdu, Volkan kurtardı. Tartışmaya kapalı. Mertens de kötü vurmadı yani. Bam diye vurdu işte. Çok güçlü. Ben bir de maç içinde arıyorum Barış şimdi sol bek mi, sağ bek mi, sağ açık mı, nerede bu adam diye. Sol önde bitirdi golde. Dün hangi pozisyonda başladı, hangi pozisyonda bitirdi? Sağda başladı. Ondan sonra pardon solda yok dur karıştırmayayım. Sağda başladı. Sonra sola geldi. Evet. 20. dakikada galiba hemen gol öncesi hoca değiştirdi şeyi gördü. Kerem zorlanıyor sol bek karşısında diye. Yani yerlerini değiştirdi oradan gol geldi zaten. Ondan sonra sağ bekte bitirdi ama Barış'ın pozisyonu forvet pozisyonudur. Onu artık bir de çok rahatladığı için Okan Buruk'un eli hem Kön geldi hem Oriye geldi. Barış'ı artık şeyde Ferrari ile tarla sürmek zorunda kalmayacak Okan Buruk. Aslı yerine koyacak. Evet, Galatasaray taraftarı da Tete'yi çekmek zorunda kalmayacak muhtemelen. Geleceğiz oraya. Tete'yi ben iyi görüyorum. Bak Tete'ye tamam ön yargı var falan ama çok Yine de candan çalışıyor. sayıyorum. Çok candan oynuyor. Benim için yeterli o. Ben bunu senin bu görüşüne saygı duyarım ama candan oynaması aldığı 4 milyon euroların 5 milyon euroların karşılığı değil. Katkı sağlasın. Sağlayacak, sağlayacak. Yani Zaha da bu sağlayacak. Zaha'yı da kısa geçelim. Sonra Zaha. hep olumlara gidelim. Zaha Zaha. kendini Prag maçına saklıyor bence. Olabilir Zaha. Ben de Zaha'yı çok beğeniyorum. Tete'yi beklemektense Zaha'yı izlemeyi tercih ederim. Ama işte orada da Kerem Aktürkoğlu faktörü var. Mertens. Senin Kerem Demirbay muhteşem oynadı. Benim değil Onu abi. söylemeliyim. Bir tane uzaktan olağanüstü bir gol atacak. Bak hazırla kendini ama kime denk gelecek bilemiyorum. Bir de hep Torreira yapardı onu. Böyle altı pasta ceza sahası içinde gol kurtarışı yapardı. Kendi ceza sahası içinde. Kerem dün onu 3 kere yaptı. Yakalayamadım. Kerem'in bu yönünü de çok seviyorum. Savunmaya da geliyor ve takımı da çok sahiplenmiş. Kerem beni yanılttı, sen haklı çıktın. Ama Ben mutlu bir haklı yanılgı çıktım. bu. Ya bir tahminimi söyledim ya. Ona bakarsan Tete'den de beklenti büyüktü. Endombele'den de büyüktü. Zaha'dan da büyüktü. Ben kısmen Zaha'da, kısmen de Kerem Demirbay'da haklı çıktığım için mutluyum. Ben yabancı futbolcuları çok bilmiyorum ama yani Tete büyük hayal kırıklığı. Bakalım sen ümitlisin. Bunu da keser koyarız başka bir yere. Şeye gelelim. Mertens'i söyleyeyim. Ciro'nun babası. Evet ya. Şimdi bazı oyuncuları çok seversin. Yani Galatasaray oyuncularının hepsini çok seversin. Hepsine çok saygı duyarız ama Mertens başka bir kategori. Sağ açıkta pres yapıyor. Top kaybediliyor. Ondan sonra Başakşehir geliyor. Bir bakıyorsun sol bekte rakibin karşısında inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Yani sen şeyi söyledin ya. Barış her şeyini veriyor diye Mertens'in 90 dakika onu verecek hali yok. Onu biliyoruz. Kendisi de biliyor. Ama çıktığı dakikaya kadar kendisini bu kadar paralayan, bu kadar takımı için oynayan ve bu kadar zeki bir oyuncu çok azdır. Mertens'i izliyor olmakla kendimi mutlu bir futbol sever olarak görüyorum. Canlı canlı izlemekle. Yani o canlı izlemeyenler de şanslı, düzenli olarak izleyebilenler. Hem iyi bir futbolcu hem kesin iyi bir insan seyrediyorlar. Kesin yani konu benim açımdan tartışmaya kapalı.
Florya'nın çimentosu, bak söyleyeyim. Icardi ile ikisi Florya'nın çimentosu. Sosyal yaşamında da problem yoktur ama şimdi senin izleyemediğin kısma geleceğim ben. Yayıncı kuruluşa çok sinirlendim. Skor 2-0, Galatasaray hata yaptı, Barış enfes çıkarttı, vurdu. Mertens vurdu, Volkan kurtardı falan. Sonra ilerleyen anlarda maçın daha ilk dakikasında sarı kart gören Mertens'in taç çizgisi yanında bir ikili mücadelesi oldu. Darbe olsa, ayağa bassa ikinci sarı kart, kırmızı kart falan. Yayın aktı aktı. Ve adamlar Volkan Babacan'ın kurtardığı pozisyonu değil, dört farklı açıdan Mertens bastığı mı basmadığı mı getirdiler. Ruh hastası gibi maç takip ediyorlar. Zaten memleket böyle takip ediyor. Futbolu öne çıkartmakla sorumlu olan yayıncı kuruluş burada Galatasaraylı oyuncuya ikinci sarı olur mu diye görüntü getiriyor. Sonra da marka değeri diyorlar. Acayip sinirlendim. Yani inan bana, ben uzun zamandır böyle sinirlenmemişim. Merak ediyorum, Volkan nasıl kurtardı? Lan oyunda kalın, oyunda. Taç çizgisi kenarında. Ki yani ikinci sarıya VAR karışmaz. Kimse karışmaz. Geçmiş de pozisyon. Adamlar polemik yaratıyorlar. Yani berbat bir durum bu. Ve şu saçmalığa da senin dediğin gibi son vermek lazım. Yani son vermeden önce hemen bir Muslera'ya da diyelim de. Kerem'e yapılan faulden sonra birisi yatarken Emirhan gollük bir pas verdi. Muslera kurtardı. Yani sakatlanmış bir arkadaş varken bütün takımın bırakmasını doğru bulmuyorum. Hiçbir takım için. Oynayın kardeşim. Hakem düdüğü çalana kadar top oyunda. Sonra da şeye kızdılar falan. Kemen'e. Ama o pozisyon işte sonradan, neden sonra belki tekrarını izledik. Maçın kırılma anıydı Muslera'nın kurtarışı bence. İlk yarı 2-1 bitseydi ikinci yarı çok sıkıntılı olabilirdi. Yayıncı kuruluşta Orada da söylemek herkes, istediğim bak, bunu dedim. herkes durdu. Evet. Başakşehirci oyuncular dahil herkes durdu. Hatta Dubois topu at dedi. Taca at dedi. Emirhan'a yapmadı. Orada yapmak lazım. Faul yapmıştı orada. İşte senin kırmızı kart dedi. Evet, Dubois faul yaptığı, ne yaptığını bildiği için, Kerem'in orada numaradan yatmadığını bilen en iyi kişi Dubois. Topu taca at dedi, atmadı. Bence çok ayıp etti orada Emirhan. Ve ben de orada Kerem Demirbay'ı gördüm. Çok sinirlendi. Bir sonraki pozisyonda da gitti, çaktı omzu Emirhan'a O topu. pozisyon faul değildi, biliyor musun? İsyan ettim ben de. Omuz Emirhan'a mücadelesi o. İkili omuz mücadelesi. Faul değildi. Ama hakem daha önceki konuşmayı bildiği için belki de doğru bir faul çaldı. Bence faul değil ama çalması doğru. Gerginliği arttırabilecek bir şeydi. Bence maçın en sevimsiz görüntüsü oydu. Bir de bak, ofsayt 3 metre, ofsayt. Hemen çok iyi niyetli bir oyuncu. Tebrik ediyorum kendisini. Tıpkı Rize'de Muslera'nın ayağının kırıldığı bir pozisyon gibiydi. Ofsaytı oynattılar. Kemen iyi niyetli bir oyuncu olmasa Muslera'nın üçüncü kez ayağı kırılırdı. Aynı pozisyonda Nelson sakatlandı. Topa yetişeceğim diye. Ofsaytı kaldırsa ne Kemen Muslera çarpışması olacak, ne Nelson sakatlanacak. Bu kadar neti kaldırmaları lazım. Tamam, ince pozisyonları sonuna kadar oynatın diyor VAR protokolü. Tamam. Ama 3 metreye herkes görüyor. Tribün görüyor. Hakem görüyor. Yardımcı da görüyor. Tartışması olmayan pozisyonlarda bayrağı çekmeleri lazım ki bazen doğru olarak yapıyorlar. Dün de hakem açısından işte kırmızı kart, o varlıktı bence. Koray Gençerler'in çağırması Ben lazım çağırmazdım. Dubois pozisyonu. Ben çağırmazdım. Benim değerlendirmeme göre sarı yeter. Ama saygı gösteriyorum senin görüşüne. Çağırırsın, gelir bakar, hakem verir kararı. Evet. Yani maçın en kötü kararı o ofsaytı kaldırmamaktı. Başakşehir'in sayılmayan golü üzerine yapılan tartışmalar. Ya bakmayacağım ben sosyal medyaya artık.
Yani pozisyonun başında Başakşehir'e bariz bir avantaj sağlanmış ya da bir takıma, iki takıma. Pozisyonun başlangıcı ofsayt. Efendim tam ofsayt olabilir başlangıç. Adam bütün savunmayı boşaltmış ki rakip ofsayta düşsün diye. Tamam pozisyonun başı ofsayttı ama o ortayı yaptıktan sonra B takımının oyuncusuna değdi top o yüzden falan. Hadi lan oradan pozisyonun başı ofsayt. Konu tartışmaya kapalı. Şimdi bazı hakem kararlarından sonra, VAR kararlarından sonra işte üniversite hocalığının verdiği şey. Tekrar dönüp İFAB protokolünü okuyorum. VAR protokolünü okuyorum. Açık biçimde şunu söylüyor. Zaman kısıtlaması yok. Pozisyon 3 dakika sonra bile olsa dönüp baştan eğer bir avantaj varsa onu şey yapman lazım. Yani zaman kısıtlaması yok. İşte 2 dakika geçti. Hayır kardeşim, 5 dakika geçse de dönüp pozisyonun başında senin söylediğin gibi avantaj sağlanıyorsa bakmak zorundalar. Ben offside olduğunu söyledim yanımdaki arkadaşlara. Ama bir sonraki pozisyon offside diye düşünmüştüm. Onu ben kaçırmışım. Çok ince bir offside. Ama Bir offside yani Deniz Türüç offside. Bunun neyini vermeyeceksiniz? de ya boş ver, ben sinirliyken çok hoşuma gitmeyen şeyler söyleyebiliyorum. Söylemeyeyim en iyisi, şeyden devam edelim. Sanchez'den ve Nelson'dan. Şimdi Abdülkerim Türkiye'den büyük stoper, hiç tartışmamız yok. Ama Abdülkerim'i aradığımız maç var mı? Bir maçta işte hangi maçtı İlk şey maç. İkisini de değiştirdi. Sağ stoper, sol stoper yaptı falan. Sen hem ha. soldaki de değiştirdi, hem Evet, stoper. işte orada o kafa topunu şey vurdurmazdı dediğimiz gol. Antep maçı mıydı? Olabilir. Antep maçı olabilir. Abdülkerim olsa vurdurmazdı dediğimiz bir tane pozisyon var. Onun dışında Nelson Sanchez tandemi de olağanüstü bir tandem. Umarım ya Abdülkerim ya Nelson Prag maçına yetişir. Nelson galiba çok ciddi değil durumu. Prag maçında Nelson Sanchez tandemi sıkıntı yaratmaz. Valla dün Carvina ile maçı vardı Sparta Prag'ın. Bir seyredeyim de bildiğim bir takım üzerine yorum yapayım dedim. Seyredemedim. Sosyal yaşamımdan dolayı. Merak ettim Ha. Sparta Prag. Ben Galatasaray kadrosunun çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum ama Sparta Prag'ın da Başakşehir gibi iyi savunma yapan, tam bir Orta Avrupa ülkelerinin takımları gibi çok koşan bir takım olmasını bekliyorum. Okan Buruk çağırdı sizleri gene. 5 gün sonra da aynı desteği bekliyorum dedi. Ha, sen dün delirmişsindir. 80'de herkes yaktı ışıkları. Ömer abi dedim, şimdi tribünde çıldırmış. Bak o maç 2-2 olur mu diye içimden geçti biliyor musun? Bir yapmayın. 3-0 olmadan 2 dakika kalmadan olayı çekmeyin paslaşmada. Telefon ışıklarını yakıp lay lay lom yapmayın. Ciddi maçlar bunlar. Yani 2 dakikada 2 gol yenebilir. Çok kızdım, doğru söylüyorsun. Herkes kızıyor. Yani gerçek taraftarların hepsi kızıyor. Bir de ışık yakmak dünyanın en basit. Hiçbir eylemde bulunmuyorsun ki. Telefonla elinde alıp böyle böyle sallıyorsun. Yani orada sen takıma katkı mı veriyorsun? Hayır, hiçbir şey yapmıyorsun. Kendi eylemi Yalnız burada acaba? beIN Sports spikerlerinin de olumsuz tavrını, şahane görüntüler diyor. Ne şahane görüntüler ya? İğrenç görüntüler ya. Telefonlu tribün iğrençtir. Bak bunu söyleyeyim. Telefon ışıklarının yakıldığı tribünler iğrençtir. Yani abi meşale yakarlardı, onu bile överlerdi. İnsan sağlığına çok zararlı olmasına rağmen ben bu ışıkları övmelerinin altında yatan şeyin görsel olduğunu düşünüyorum ama oyuna katkı, takıma katkı üzerinden otur sıfır. Kendi maçını oynuyor adamlar. Oynamamak lazım. Birisi de uyandı, bir grup. Ben dedim herhalde Ömer abi tezahürata da başladı şimdi. 1 dakika sonra tezahürat edin beyler, ne yapıyorsunuz falan dedi. Bir şeyler Bir söylendi. araya geldi bizim 416'dan ama 416, 417'den gerekli yankıyı bulmadı çünkü insanlar gevşemişti yani. Orada şeyin takımın itilmesine gerek olmadığını düşündü genel kamuoyu, tribün kamuoyu. Ama bence telefon ışıkları şey utanç verici bir şey yakmak.
Bir şeyi de ıskalamayalım. Barış Alper'in kendisinden out'a çıkmasına rağmen korner verilen pozisyonda benden demesi. Galatasaraylıdır, milli takım oyuncusudur. Her sporcunun yapması gereken budur. Hem farkında olması çok güzel, hem gidip hakeme söylemesi güzel, hem de hakemin gidip Barış Alper'i tebrik etmesi çok güzel. Bunu hiç kimse konuşmaz. Bu kadar sıradan ama adamın içini ısıtan şeylere bile o kadar çok ihtiyacımız var ki. Barış Alper, seni bunun için ayrıca tebrik ediyorum kardeşim. Bak o bebelerden sonra, Galatasaraylı bebelerden sonra en güzel görüntü o. Barış Alper'in neden bu kadar iyi oyuncu olduğunun küçük bir göstergesi. Onu yapan adam dürüst adamdır. Dürüst adam çalışkan adamdır. Çalışkan adam başarıya aç adamdır ve başarılı olur. Ne güzel söyledin. Aynısını o zaman Cihan Aydın için de söyleyelim. Bursa bölgesi hakemi korkunç bir gelişim içinde. Çok güzel pozisyon alıyor. Pozisyonların %90'ını doğru yorumluyor. Beden dili bazen kötü ama hakemlik tekniği çok iyi. Elbette ki kariyeri boyunca çok önemli hatalar da yapacak ama dilerim bu tür maçlarda kendi aleyhine kullanılabilecek hatalar yapmadan bir kariyer geçirsin. Ben hakemlik tekniği açısından çok beğeniyorum. Oyuncular da saygı gösteriyor. Acayip. Yani Çok doğru zaten söyledin. iyi hakem diye bakıyorlar artık oyuncular. Bunu kabul ettirdi ama şimdi şımarmadan devam. Üstüne koyarak artık Evet, ben şımarmadan. Mert Düzengeyi çok beğeniyordum. En potansiyelli hakem olarak onu görüyordum ama Kim abi? o fikrim biraz düşmeye başladı. Cihan Aydın konusunda bir iki maçın daha bu performansla götürürse Evet. onu en yukarılara koyacağım. Kimi beğeniyordum dedin sen? Özür dilerim, kaçırdım. Mert Düzenge. Evet. O da çok zor bir kupa maçı yönetti. Psikolojik üstünlük geçti mi Galatasaray'a? Hep Galatasaray'da zaten. Benim en ufak tereddütüm yok ki. Sence acayipmiş. Bazen bazıları bize geçti zannediyorlar ama hiç öyle bir şey yok. Bir de bak, Galatasaray'ın golleri çeşitlenmeye başladı. Şimdi herkes Icardi niye gol atmıyor? Tabii ben de çok istiyorum Icardi gol atsın. İşte Nil'i götürdüm. Aşkın olayım söyleyeceğim dede dedi. Tamam dedim yavrum. Söylersin ben de sana her şeye katı o hepsini biliyor. Ben bir kısmına katılırım, nakaratına katılırım dedim. İzleyemedik olsun. Ama Galatasaray'ın gollerinin çeşitlenmesi, sırf bir santrforun üstüne binerek yürümemesi, polyanlacılık yapalım iyi bir şeydir. Ama Icardi bir yerde patlayacak, onu göreceğiz. Sezon sonuna doğru işte 13 maç kaldı galiba ligde. İşte kupada, UEFA Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde Icardi yine 5. dalgaya hafif bir şey verdi. Es vermişti. Onu tekrar coşturacak. Vallahi abi, Barış Alper 15'i ilk 11'de 24 maça çıkmış. 3 golünü son 3 maçta attı. Hem rakip savunmalar için çok ciddi bir konsantrasyon problemi yaratıyor. Hem de Galatasaray'ın hala elinde bir mücevher var. Üzülmüş. Okan Buruk'u da tebrik ediyorum işte, sevince katılmadan hemen soyunma odasına gitmiş falan. Okan Buruk'un söylediği şey de çok önemli, önemsiyorum. Artık iğnesiz oynuyor diyor. Ve kısa bir zaman sonra forma girecek, daha rahat edecek, %100 sağlığına kavuşacak, fark yaratacak diye. Okan Buruk'un sporcularının üçüncü insanlara karşı anlatımında gösterdiği özene de şapka çıkartıyorum. Dün bu ay 30 milyon euro, 35 milyon euroya, sonunda göreceğiz filmin sonunda, satılan bu ay bir nevi şampiyonluk maçında Tuchel tarafından sol kanatta oynatıldı. Ya bu kafayı yemiş ya. Yani Okan Buruk'u mu örnek alıyor kendini diye, adam sağ bek olduğu için alındıysa en iyi olduğu pozisyonda oynatılır. Sağ olsun Bayern Münih, çok büyük para. Evet. Bakan bu transferi de çok iyi. Galatasaray açısından. Ya Bir de orada Vinicius'u herkes merak ediyor. Vinicius'u iki maç daha seyredelim. Vinicius'u iki Vinicius. maç daha izleyelim. Bir de Vinicius tek değil, Tete ile birlikte, yani ikisi birden yükselecek diye
tahmin ediyorum. Güler yüzlü futbolcudan korkmayacaksın. Güler Ama yüzlü çünkü. Vinicius için kararımı ilk maçta verdim. Hiçbir zaman ilk 11 oyuncusu olmayacak, sakatlık olmazsa. Ama böyle oyuncular kendi tarihlerini yazarlar. Çok kritik bir iki galibiyet golü atar. Neydi o, Mitroğlu muydu, bir Yunan futbolcu gelip? Evet, Mitroğlu vardı, Niculescu vardı, Rumen oyuncu. Çok hayati bir gol Şey atmıştı zamanında. şampiyonluk maçında galiba, öyle. Ama o çok deli para kazandı. Bu üstelik mütevazı da bir bütçesi var. Ama çok kritik bir gol atacağını tahmin ediyorum. Icardi'ye daha çok top getirmek lazım. Icardi o eski havasından uzak. Icardi'yi Şimdi oraya gelecek, daha kolay yapar. yön gelecek. Onlar Icardi'nin sevdiği tarzda şeyler bekler. Söylemek istediğin gençlerle ilgili sonradan o. Eyüp Aydın'ı çok beğeniyorum. Yine çok kısa oynadı ama şimdi tırnak içinde küstah bir tarzı var. Olumlu olarak söylüyorum. Yani şey diyor topa, ben senin kralınım. Ben ne dersem o olur. Ben senin babanım diyor topa. Küstah bir tarzı var. Seviyorum. Eyüp Aydın'dan çok büyük futbolcu olacak. Hadi. Senin bir de tebrik ediyorum seni bak. Gökdeniz Gürtüsü kaç maç seyrettik? Bir Ben maç kaç dakika işte? Beş dakika, 6 dakika. Manchester Dördüncü golü o attırdı Bandırma maçında. O United. ısrarı, o teknikte bir oyuncunun o ısrarı ve ilginç bir şekilde dün sohbet ettiğim herkes Gökdeniz'in ne kadar iyi oyuncu olduğunu ve senin seyrettiğin o Avrupa maçını seyretmişler. Çok beğenmiş herkes. Gökdeniz'de de çok büyük potansiyel var. Valla abi, benim de onunla ilgili aldığım haber kötü. İyi çalışın kardeşim. Gençler, alayınıza sesleniyorum. İyi çalışın. Antrenmanlarda çok gayri ciddi davranışlar oluyormuş. Bu hafta konuştum biriyle. O formayı yakaladınız mı? Hayat size ne sürprizler, ne güzel sürprizler hazırlayacak. Kolay değil. Yani Tete'den, Barış Alper'den, Zaha'dan, İşte 10 numaradan forma almak, ama onu bir al, sonra dünyan değilsin. Çalışın, doğru yerdesiniz, doğru zamandasınız. Yapacağınız iş çalışmak. Ya ben genç oyuncuların Galatasaray'da bak, çalışmadığını. gençler için iki tane örnek var. Bir tanesi 37 yaşındaki Mertens, bir tanesi 23 galiba ya da 24. Barış Alper. Ya biz sahada görüyoruz bu adamların ne yaptığını. Onu yapmaları için Florya'da ne kadar çalıştıklarını biz tahmin edebiliyoruz ya da öngörebiliyoruz. Siz onlarla birlikte yaşıyorsunuz. O iki adama bakın, başka hiç kimseye bakmayın. Bu kadar. Hem mutlu hem başarılı insanlar yanınızdalar, burnunuzun dibindeler. Kulübede de bir tane başka Galatasaray efsanesi var, Okan Buruk. Yani gene konudan Evet. örneği de Okan Buruk üzerinden veriyorsun. Kerem Aktürkoğlu, oğlum akıllı ol. Hocam da kenarda, işte yaşadığı bu sıkıntıyı sen yaşama. Allah korusun ama abi, yani takacak ya bununla. Çok Galatasaraylıların bu konudaki oyuncuya inisiyatif tanıyan duruşunu doğru bulmuyorum. Ya Ömer Kükner başka. Dursun Özbey'e çağrı yaptık. Galatasaray başkan kulübüdür. Söylenecek başka bir şey yok artık. Yani başkana çağrı yapabiliyorsak, yapmak zorunda kalıyorsak bu işin vehametini gösterir. Evet. Dursun Özbey'in el atacağını tahmin ediyorum. Bak Erden Timur'u bile söylemiyorum. Başkanı sesleniyorum doğrudan. Ankaragücü Galatasaray. Galatasaray, Sparta. Önce bir nerede oynanacak ona karar vermek lazım ama o Eryaman Stadı hakikaten bir facia. Bir hafta önce Gençlerbirliği'nin oyuncusu sakatlanmış. Onu bilmiyordum. Kupa Kaprazbağ. maçından sonra öğrendim. Evet. Yani zeminden dolayı sakatlanmış. Ben biliyorum. Şimdi Galatasaraylılar için isteniyor. Hayır, Galatasaraylılar için istenmiyor. Ankara güçlü oyuncular için de isteniyor. Onlar da futbolcu değil mi? Onlar da bu işten para kazanmıyorlar mı? Onların da geleceği oynadıkları oyuna bağlı değil mi? O maç orada Sırf taraftar oynanır. işi değil ki bu. Abi o maç orada oynanır. 10 gün hiç maç oynanmayacakmış. İşte sularlar, vinçler geçirirler üstüne. Yani o silindirler, pardon. Nispeten oynanır hale getirirler. Çünkü
Haksız rekabet olmasın. Fenerbahçe'de bu sahada oynadı. Federasyon Galatasaray'ı kayırıyor falan zırvalıklarının yüzünden federasyon zemin aynen Gençlerbirliği Trabzon maçındaki gibi olsa bile orada oynatır da işte 10 gün bakım yapacaklar. Çok zorlu bir süreç başlıyor ama ondan sonra Sparta Prag ve Ankara Gücü deplasmanından sonra Galatasaray için rahat bir dönem olur diye düşünüyorum. Çünkü bütün oyuncular gelmiş olacak. Sen ne dersin? Bence öyle olur. Şimdi Sparta Prag maçı çok önemli. O maçın sonucu Ankara Gücü'nün şeyini de etkiler. Oyununu da etkiler. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Gençlerbirliği'nin Trabzon'a attığı golü, çocuğun adı neydi unuttum. O oyuncu atmadı, zemin attı. Evet. Davut'a gidiyordu. Altı pasın içinde bir toprak kümesi, artık orada çim yoktu. Toprak ya da kum kümesine çarparak içeri döndü top. Yani golü, tabii gençler, burada latife ediyorum. Ama zemin attı Melih. Gençlerbirliği oyuncusunun golünü. Baktım abi Melih. Baktım ama daha Ah Melih. gelmeden eski Tamam. Fenerbahçe altyapı oyuncusuymuş. Ya bir de o işte Mehmet Can düştü yere. Başka biri daha düşüyor ama kum havuzuna düşerler gibi oldular. Nasıl toprak fışkırıyor yerden? Şey, çok acayip. Yani lan zemine bakmayı beceremeyen çocuğuna mı bakar be kardeşim? Altyapılar, altyapılar diyoruz. A takımın vitrin maçların oynadığı sahaya bakamayan kulüpler bu çocuklara ne hizmet veriyordur ya? Doğru Oynasın söylüyorsun. diyordur. Neyse, güzel bir maçtı sanıyorum. Ben maçın en kötüsünün taraftar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o enerji 2-0'ı erken yakalamasına rağmen bizim evin salonuna gelmedi. bir de ışıkları yaktılar. Yok, taraftar iyiydi bak. Değil Bu miydi? maçın beklentisine göre ben taraftarı çok iyi gördüm. Genel tutumu son 10 dakika orada cıvıdı iş. İşte o telefon ışıklarıyla falan cıvıdı. İlk üçünü tekrar söyleyerek bağlayalım. Bir, Şimdi Torreira kategori dışı. Onu şey yapmıyoruz. Yine ya kendinden iki karış uzun adamdan iki kere kafa topu aldı ya orta sahada. Daha ne söyleyeyim? bir. Bir Ber Mertens, Bar Mertens, Barış Mertens'i ayırmıyorum. Ha, şahane. İkisi Berkan Kutlu'dan söz etmedik. Galatasaray'ın bak Köhn'ü aldı, Orieri'yi aldı, Vinicius'u aldı ama galiba en doğru karar Berkan'ı geri getirmek. En fonksiyonel transfer. Savunmada sıfır hatayla oynadı ya bu çocuk ikinci sol bek maçı. Ya Berkan'ı koyuyorum. Demirbay'ı koruyorum, Berkan'ı koyuyorum. ben de sana saygılarımı sunuyorum. Bir de başlık ver abi bize. Ne başlığı verir? Başlığı Serhat. Ben bulayım. Ben bulayım. Sen bul, sen bul. Mayıs'la ilgili bir şey söyle. Mayıs'a az kaldı de bir şeyde. Ağzına Bir sağlık. de son, bana destek, başta da söyledim. Divan konuşmam nedeniyle bana destek veren bütün Galatasaraylılara çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, sen çabalarsın, karşılığını görürsün görmezsin. Ama görürsen, hele böyle görürsen daha mutlu olursun, daha fazla şevk gelir insana. Elçi Ezebel olmaz size söylüyor Galatasaray taraftarları. Onlar da sana aynı şeyi söylüyorlar muhtemelen. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hem sana hem izleyenlerimize. Hepimize çok teşekkür ediyorum ben de.